Herkese merhaba. Bugün evde ilk defa saçımı boyayacağım. Aynı zamanda daha önce hiç denemediğim bir rengi deneyeceğim. Yani saçımı bakır yapacağım. Yakışacak mı, yakışmayacak mı hiçbir fikrim yok. Ama iki tane ilk gerçekleştireceğim için videoya kaydetmek istedim. Ben yaklaşık 6 yıldır sarı saç kullanıyorum ve saçımı kuaföre emanet ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hiç saçını boyamamışsın daha önce neden kuaföre gitmedin? Kuaföre gidebilirim. Kuaföre gitmeyi de seviyorum ve tercih ediyorum. Ama hazır evdeyiz. Zaten risk alıyorum ama saçım çok kötü olsa da evdeyim, bir yere gittim yok ya da sosyalleştim yok. O yüzden denemek istedim. Son birkaç haftadır araştırıyorum ve bunun üzerine hem yazı okudum hem de videolar izledim. Ama şöyle bir video bulamadım. Yani benim saçım gibi olup İşte dipleri, kendi rengi, uçlar, boya olup bakıra dönen birinin videosunu bulamadım. Ve bunun nasıl yapıldığıyla ilgili de çok bir fikrim yok. Çünkü gerçekten kaynak bulamadım. Ha mutlaka vardır, ben bulamamışımdır. Ama yoksa da bir emsal olur. Bakalım saçta ne gibi hatalar yapıyorum ya da yapmıyorum, doğru yapıyorum. Öncelikle saçım 3 gündür yıkanmadı. Bilerek yıkamadım, hazırladım. Aslında saçın temiz ya da kirli olması çok bir şey ifade etmiyor boya için. Ama boyayı sürdüğünüzde sanırım derisine daha geç ulaşıyor saç kirli olunca. Bundan dolayı muhtemelen böyle bir söylenti var. İşte saçın kirliyken saçını boya diye. Ben de buna uydum. Coinskin'deki Beth gibi bir saçım olsa, keşke olsa ama bana yakışacağını çok düşünmüyorum. O yüzden ben daha doğal bir bakır ya da daha böyle soğan kabuğu da olabilir. Öyle bir renk istiyorum saçımda. Dün bir deneme yaptım saçımın arka tarafında. Saçımın uçları boya olduğu için biraz pembeleşti bu arada. Ama ben o pembeliği de sevdim ve tahmin ediyordum. Hatta annem diyor ki yani saçım pembe olacak. Ama ben şu görüntüden memnun kaldım. Hem saçımın rengini işledi. Bu arka taraflarda da sarılar mevcuttu. Açıcı oksidan ve üstüne boyayla yaptım. Bu tarafta ise direkt boyayı kullandım. Oksidanla birlikte. Yani burada açıcı yapmadım. İkisinin biraz ton farkı var ama ben ikisini de sevdim. Neden öncesinde boyadım? İki tane farklı markayı karıştırdım. Bir duyum aldım. İki farklı marka boya karıştırıldığı zaman ikisinin kimyasalı farklı olduğu için saçta tutmama etkisi varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama bunu garantilemek için şimdi saçımı komple açarım, bir de üstüne boyarım. O iki kimyasalın bileşenleri farklı olur ve saçımda hiçbir etki göstermezse boşuna zaman kaybetmiş olurum diye böyle arkalarda denedim. Acaba tutacak mı diye. Gerçekten de tuttu. Kullanacağım malzemelerin hepsini bu şekilde göstereyim. İşte bu boyayı sürmek için olan fırça. Üstüme poşet geçireceğim. Boyalarım da bunlar. L'Oreal'in altın açık kahvesiyle Garnier'in sultan bakırını karıştıracağım. Bu benim açıcım. Burada da oksidanımız var. En düşük oksidanı aldım. Üstüme gözden çıkardım. Bir tane tişörtümü giydim ama yine de çok fazla kirlensin istemiyorum. O yüzden yine bir çöp poşeti geçireceğim kafamdan aşağı. Arkadan boyamaya başlayacağım. Sonra bu kısma geleceğim. Bu arada benim saç açma ritüelim farklı olacak. Çünkü benim uçlarım zaten boyalı. Yani zaten yıpranmış ve çok açık bir ton. Ama diplerim kendi rengim ve bayağı koyu. Normalde bunu tam tersi yapıyor. Eğer saçınız komple kendi renginizse uçlardan başlayarak tepeye doğru çıkmanız gerekiyor. Oksidanımla açıcımı nasıl kullandığımı göstereceğim. Şaşırdığım şeylerden biri de nasıl oksidanla saç açıyorsunuz çok merak ettim. Çünkü ben denedim. En düşük volümlü oksidanla denedim. Daha yavaş açılsın, daha sağlıklı olsun, saçlar yanmasın diye. Ama bir saate yakın beklediğim halde açılmadı. O yüzden gittim kaliteli olduğunu düşündüğüm Selective'in açıcısını da sipariş ettim. Bunların kullanımı şu şekilde. Oksidanı bir tık daha fazla kullanacağız. Açıcıyı daha az. Düşük volüm olduğu için belki açılmamış olabilir. Sonra dayanamadım. Yüksek volümlü oksidanı da kullandım. Onda da bir sonuç göremedim. Benim saçım açılmadı. Şu an gayet güzel bir kıvam oldu. Ben neden altılık oksidan kullandım? Çünkü saçımın dipleri çok koyu ve kendi rengim.
Ve açıkçası uçlarımda çok hassas, yansın istemiyorum. 1'e 1,5 koydum. Oksidan daha fazla, açıcı daha az. Buralarıma süreli daha 10 dakika olmadı. Bu kadar çabuk açılacağını hiç düşünmüyorum. Bu arada ben iyi bir referans değilim. Çünkü benim gibi dipleri doğal olup uçları boya olan birini izlemedim. Saçımın açılmış hali bu şekilde oldu. Beklediğim gibi oldu. Diplerim kendi rengim olduğu için ve koyu olduğu için daha turuncu olarak açıldı. Benim için önemli olan şu orta kısımda. Çünkü saçımda tam 3 renk vardı. Bunu nötrleyebilmek, aynı renge çevirmek oldukça zor. Özellikle ev ortamında zaten zor. Benim için diğer önemli olan kısım saçımın yanmamasıydı. Saçım zaten çok hasarlı, yıpranmış bir saç. Kopmasından çok korkuyordum. Çok şükür hiç öyle bir şey olmadı. Yaklaşık saçımı 40 dakikada boyadım. Bir yarım saat bekletmişimdir. Dediğim gibi saçımda çok fazla sarının tonu olduğu için ombreden kaynaklı. Mesela aynı şekilde açılmıyor. Şampuan kullanmadım. Sadece saçımı duruladım ve herhangi bir ısı işlemi de uygulamadım. Yani saçımı kurutmadım. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Bu kadar açıklama yeter. Boyamaya başlayacağım. Oksidanımı şöyle bir kaseye koydum. Ben iki boya için bir tane bundan koyacağım. Boyamı hazırladım. Ve şimdi başlayacağım. Çok heyecanlıyım.
saçımın boyaması bitti. İlk defa boyadığım için emin değilim. Çok koyu geliyor bana şu an saçım. Süre tutmadım ama 25 dakika maksimum yarım saat sürmüştür. Saçımı boyamam bana çok çabuk geldi. Açıcıyla boyadığım zaman 40 dakikayı geçmişti hatta. Ondan daha kısa sürdüğü için öyle tahmin ediyorum. Şimdi bir yarım saat daha bekleyeceğim. Sonra saçımı yıkayacağım. Umarım kızıl olmaz. Sonucu göreceğiz. Bir de yüzümü komple boyadım. Makyajım falan da yarısı gitti. Bu kadar deneyimsizlikle bu cesaret. Saçımın boyanmış, yıkanmış, bitmiş hali bu şekilde. Boyanın içinden çıkan şampuanla saçımı yıkadım. Arasında da kuruttum ve maşaladım. Kendim yaptım. Herhangi bir başka işlem olmadan annem bile yardım etmedi. Tek başıma hem açmayı hem boyamayı tek başıma yaptım. O yüzden çıkan sonuçtan oldukça memnunum. Saçımın dibe kendi rengim olduğu için onun üstüne açma ve boyama işlemi yapıldığından dolayı oldukça güzel bir renk oldu. Çok iyi tuttu. Uçlarım maalesef o kadar iyi tutmadı. Boyalı saç olduğu için. Ve ilk yıkamamda muhtemelen bu renk akacaktır. En az 2-3 boyamanın ardından oturacağını düşünüyorum. Tam istediğim gibi bir renk oldu. Belki ilerleyen zamanlarda birazcık daha bakırlaştırabilirim. Ama şu an bana daha doğal gibi geliyor ve bu da benim çok hoşuma gitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.